Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte çok ilginç bir ürün inceliyoruz. Gerçekten çok ilginç. Bugüne kadar 20 yıldır yaklaşık olarak arkadaşlar bu işleri yapıyorum. Ama böyle bir ürün görmedim, duymadım. Çok enteresan geldi bana. Ve bu enteresanlığımı sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda gözümde bir gözlük görüyorsunuz. Böyle Ray Charles gibi duruyorum belki ama aslında gözlük takmamın bir sebebi var. Bugün bu gözlüğü inceliyorum sizlerle birlikte. Huawei'nin Gentle Master markasıyla birlikte geliştirdiği iWear 2 isimli akıllı gözlüğü inceleyeceğiz. Enteresan özellikleri var, ilginç fonksiyonları var ve beni çok şaşırtan bir teknolojik cihaz oldu. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Haydi bakalım hep beraber izleyelim. arka planı ilk kez kullanıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir video yayınlamıştım. O videoda bu arka plandaki duvarı boyadığımı söylemiştim. Bunu ilk kez kullanıyorum ama burada şimdi ayaktayım ve bir sehpa gibi bir şey koydum önüme. Bir masa siparişi verdim. O gelecek. O geldiği zaman daha güzel bir ortamda, daha farklı bir ortamda sizin karşınıza çıkacağım. Arka planla ilgili yorumlarınızı videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar birçok ürün inceledim. Hatta 2000'i geçtiğini tahmin ediyorum. Ama böyle enteresan bir ürün her zaman gelmiyor. Akıllı gözlük diyor Huawei. Bu da Gentle Master isimli bir gözlük markasıyla birlikte geliştirmişler. Açıkçası benim çok bildiğim bir marka değil. Hani Ray-Ban'dır, Oakley'dir falan biliyorum ama Gentle Monster markasını ilk kez duymuştum arkadaşlar. Şöyle büyük bir kutuda geliyor. Üzerinde zaten Huawei ve Gentle Monster yazıyor. Farklı farklı gözlük tipleri var bu arada. Hatta isterseniz anladığım kadarıyla bir iki tane öyle örnek görmüştüm yurt dışındaki videolarda. Normal böyle gözlük camı şeklinde numaralı falan da alabiliyorsunuz bu gözlüğü. Türkiye'de var mı çok emin değilim ama şu model, şu tarz, şu tasarım Türkiye'de satılıyor. Bununla ilgili olarak da şimdi ekranda gösteririm ben. Bunun bir kodu var arkadaşlar. Bunun kod numarasını söylemem gerekirse Smart Link 01. Smart Link 01 olarak geçiyor bu. Böyle 4-5 tane farklı tasarım var. Biliyorsunuz gözlük konusu birazcık kişisel bir konu olduğu için ister istemez böyle farklı tasarımlara da ihtiyaç duyulmuş. Öncelikle tasarımdan biraz başlayayım. Standart bir güneş gözlüğü görünümünde. Şu anda ekranda da detaylardan size koyacağım. Menteşeleri titanyumdan tasarlanmış. Şurada bir özel menteşe sistemimiz var. Standart aslında gözlük menteşesi ama daha sağlam ve uzun ömürlü olsun diye muhtemelen titanyumdan tasarlanmış. Yan taraflardaki bu sapların üzerinde aslında arkadaşlar hoparlör var. İki tane hem sağda hem de solda hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörlerden siz ses duyuyorsunuz. Aslında temelde baktığımızda bu ürün arkadaşlar bluetooth özelliği olan bir kulaklık olarak da görebilirsiniz. Yani bu bir gözlük ama aslında bluetooth özelliği olan bir gözlük daha doğrusu kulaklık. Kulaklık da diyebiliriz ama ve hoparlörler bu şekilde şu sap kısımlarına yerleştirmiş durumda. Hem sağda hem de solda dokunmatik kontroller var. Sol tarafta sıkma kontrolü de var. Yani dört parmağınızı koyup şuradan bastırarak sıktınız. Tuttuğunuz zaman e, cihaz e, Bluetooth arama moduna geçiyor. Yani etraftaki cihazlarla bağlanabilir hale geliyor. Bunun dışında işte şöyle ileri kaydırıyorsunuz, geri kaydırıyorsunuz, sesi açıp kapatma ne bileyim işte yapay zekayı asistana devre sokma falan gibi özellikler aktif oluyor. Ancak şöyle bir durum var. Huawei telefonlarda bu yapay zeka işi birazcık düzgün çalışmıyor. O da Türkiye'de hiç kullanılmadığı için yaptığınız hareketlerin neye tekabül edeceğini bir AI Life uygulaması var. Biliyorsunuz Huawei'nin kulaklıklarını eşleştirdiğimiz bir uygulama yine bu gözlüğü de o uygulama ile eşleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde eşleştirdiğiniz zaman oradaki kısa yolları değiştirebiliyorsunuz. İşte pil durumunu görebiliyorsunuz gözlüğün. Aynı zamanda güncelleme vesaire varsa ki ben aldığımda kutusundan çıkardıktan sonra bir tane bir güncelleme geldi. Onu söyleyeyim. Nasıl şarj oluyor? Belki bunu merak ediyorsunuz. Şöyle bir kılıfımız var. Bayağı da büyük bir kılıf. İç kısmı böyle yumuşak malzemeden üretilmiş. Onu söyleyelim. Gözlüğü koyacağınız özel bir yuvası var. Ben şimdi bunları detaylarda koyacağım size ama Buradan da uzaktan da göstermiş olayım. Bu yuvanın içine gözlüğü yerleştirdiğiniz zaman otomatik olarak şarj olmaya başlıyor. Ancak şöyle bir durum var. Arka tarafında şöyle arka yüzünü onu da göstermiş olayım. Bir tip C bağlantı yuvamız var. Oraya bir kablo bağlayıp yani bilgisayardan olabilir ya da adaptörle olabilir. Şarj etmeniz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. Bunun hani şarj etme özelliği yok. Yani bu kutuda sanki pil varmış gibi düşünmeyin. Bunun bir pili mili vesairesi yok arkadaşlar. Bu elektriğe bağladığınız sürece şarj edebiliyor. Bir de bir düğme var. O düğmeyi de şu amaçla kullanıyorsunuz. Hani gözlük üzerinden eşleştirme yapmayayım ama buradan da eşleştirme yapayım derseniz iki farklı yöntemi var. Hem gözlük üzerinden eşleştirme modunu açıyorsunuz hem de Şarja taktıktan sonra bu düğmeye basılı tutarsanız birkaç saniye sonra gözlük bulunabilir hale geliyor ve etraftaki Huawei ya da başka marka telefonlarla eşleştirebiliyorsunuz. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Şimdi enteresan bir ürün dedik ya. Üzerinde hoparlörler var. Özel olarak tasarlandığını söylüyor bunları Huawei'yi. Hani sesi daha az dışarıya yansıtması için ama tabii ister istemez sesi dışarıya yansıtıyor. Ama şunu söyleyeyim hani gözlük gözüme takılıyken bayağı yüksek bir ses geliyor. Yani dışarıya o kadar vermiyor. Onu kabul ediyorum ama yine de dışarıdaki birisiyle mesela bir telefon görüşmesi yaptığınız zaman dışarıdan o sesler eğer ses belli bir seviyenin üzerinde de açıksa çok rahat bir şekilde duyuluyor. Yani çok şey değil. hani o gizlilik yapmanız gereken ya da böyle daha sessiz olmanız gereken bir ortamdaysanız herkes sesleri duyabiliyor. Bunun dışında birazcık da teknik özelliklere bakayım isterseniz. Hemen şu anda ekranda bir tablo göreceksiniz. Gözlüğümüzde Bluetooth 5.2 özelliği bulunuyor arkadaşlar. Yarı açık hoparlör tasarım varmış. 128 milimetrelik bir diyaframımız var. Yani hoparlörün boyutundan bahsediyoruz burada. Çok yönlü dokunma kontrolü var. Tam şarj ile 5 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. 3,5 saatte telefon görüşmesi yapabiliyorsunuz. 85 miliamperlik bir pil var cihazın üzerinde. Yani muhtemelen şuralara bir yere entegre edilmiş. Yani bu kenardaki bu parçaların içinde muhtemelen diye tahmin ediyorum. Sapın içinde diye düşünüyorum. Bunun dışında IP54 sertifikasına sahip. Su geçirmezlik özelliği yok. Ama sıçramaları vesaire. Yani normal bir gözlük ne kadar dayanıyorsa o kadar dayanıyor. Tabi bunun üzerinde ekstradan da elektronik komponentler olduğu için daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini söylemekte fayda var arkadaşlar. 44.4 gram bir ağırlığı var bu modelin en azından. Hani farklı modellerin biraz daha değişebiliyor. Daha ağırı var, daha hafif olanı da var ama bu 44.4 gram. Şu kısım bana birazcık şey geldi. Onu söyleyeyim. Kişisel bir yorum bu. Biraz büyük ve ağır geldi. Uzun süre kullanımda sanki biraz yorar gibi geliyor. Ama genel olarak görünüm böyle. Gözlüğü taktığınızda bu arada Mesela gözü taktığınızda bir eşleştirme sesi duyuyorsunuz. ding ding yapıyor. Yani telefonla bağlantıda olduğunu göstermek için söylüyor bunu. Bir de ayarlarsanız eğer AI Life uygulaması üzerinden size bir karşılama sesi de geliyor. Yani bir İngilizce isterseniz konuşuyor, isterseniz Çince konuşuyor. Örneğin sabah saatlerindeyseniz günaydın diyor. İşte akşamsa iyi akşamlar diyor size İngilizce olarak. Good morning, good evening falan gibi şeyler söylüyor. Böyle bir hanımefendinin sesini duyuyorsunuz kulağınızda. Peki Ses deneyimi nasıl? Şimdi belki onu merak ediyor olabilirsiniz. Şimdi ben birazdan annemi arayacağım ve annemle bir görüşme yapacağım. Bu görüşmedeki en azından sesin dışarıya nasıl verildiğini, mikrofonum var şurada duruyor. En azından siz de duymuş olacaksınız. Evet çalıyor şu anda telefon. Sesi açayım iyice. Sonuna kadar açtım şu anda. Ama telefon açılmadı hala. Anne nasıl iyi misin? Ben deyim. Şimdi ben bir test yapıyorum, video çekiyorum da, tamam mı? Ee, şimdi sesini de dışarı verir gibi olacağım birazcık, tamam mı? Bedava olmaz mı? Telif mi istiyorsun bizden anne? Evet, <gülüyor> 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 evet tamam, annem. Şimdi annem telif istiyormuş. Şu anda konuşuyorum ben bu arada. Şu anda arkadaşlar mikrofonu da aldım çıkardım. Böyle hani yakınında dursun. En azından sesin nasıl olduğunu siz de duyun diye. Konuşuyor musun anneciğim? Evet konuşuyorum. Ee, balkondan dışarı bakıyorum. Çok güzel her taraf yıkanmış. Tertemiz Kertemiz diyorsun. Tertemiz bir yağmur yağmış. Mis evet. Mis Çok gelişim. nasıl gidiyor? Karantina günleri nasıl gidiyor? Bu arada bugün cumartesi arkadaşlar. Bu çekimi cumartesi günü yapıyorum ben. Bıktın mı anne? Yoruldun mu? Baktım, bas bas ben. <laughs> evet annem bıkmış tabii ki yorulmuş birazcık ama az kaldı anne işte aşı falan geliyor inşallah geçecek bu günler tamam mı annem? İnşallah inşallah herkese iyi olsun. Tamam arayacağım ben seni tekrar teşekkür ederim bu kayıt için. Rica ederim İyi günler beyefendi. İyi günler hanımefendi kendinize iyi bakın. Evet az önce sizde duydunuz bir telefon görüşmesi yaptım. Mikrofonu da özellikle yakını tuttum ki hani ses ne kadar dışarı veriyor en azından siz de görün. E şimdi dışarıya sesin ne kadar çıktığını birazcık size göstermek istiyorum. YouTube'dan bir video açayım. Telifi olmayan bir şey açayım ki en azından bu videoda sıkıntı olmasın arkadaşlar. Kanalımızda bir video oynatalım. Mesela şu benim tanıtım videomu oynatayım. Bakalım ses ne kadar geliyor. Şu an çalıyor arkadaşlar, müzik çalıyor. Haftanın ilk inceleme konusu Samsung E8910 HD cep telefonu. İlk olarak cihazın dış görünümüne bakacak olursak e, karşımızda... Şimdi başka bir video açayım mesela. Bu tamamen doğaçlama arkadaşlar. Öyle bir hani özel bir planı vesairesi yoktu. Ama internette gördüğümüz fikirlerden esinlendiğimizi söyleyebilirim. Siz de Şimdi mesela bir başka bir müzik açayım buradan. Şu an bir müzik çalıyor arkadaşlar. Bu arada ben bayağı duyuyorum sesi. Yani size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an sesi sonuna kadar açtım. Evet sizin de duyduğunuz gibi sesi bir parça dışarı veriyor haliyle ve doğal olarak zaten böyle olması gerekiyor. Çünkü bu sonuçta bunun üzerine bir hoparlör var ve sesi dışarı vermiş oluyor. Tabi ürünle ilgili eleştireceğim konulardan bir tanesi şu arkadaşlar. Akıllı gözlük deyince akla böyle hani Terminator filmindeki işte Terminator'un böyle baktığı zaman çık 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 her şeyi gördüğü işte çeşitli bilgilerin ekranda aktığı bir şey bekliyor herkes. Ya da Google Glass aklınıza geliyor muhtemelen. Ve hani diyorsunuz ki ya bu Google Glass işte gibi bir şey mi acaba? İnsanlar zannediyor ki bu görüntüler burada işte bir görüntüler var, video izliyorsunuz, film izliyorsunuz falan. Bu öyle bir ürün değil arkadaşlar. Aslında temelde şu, bir Bluetooth teknolojisini bir gözlüğe entegre etmişler. Çin'de falan filan bunun böyle 50 dolara, 60 dolara taş çatlasanız 80 dolara AliExpress üzerinden alabiliyorsunuz. Böyle bir ürün aslında bu. Ha Gentle Master iyi bir marka, kaliteli bir marka ve fiyatları da baktığımda 1000 liradan başlıyor. Gözlükleri sıradan bir gözlüğünden bahsediyorum. 3000-3500 liraya kadar en azından Türkiye fiyatları öyle. Gözlükleri bulunuyor. Peki bu ürünün fiyatı ne diye soracak olursanız bu ürünün fiyatı 5000 lira arkadaşlar. Yani 4999 TL demiş bu Huawei ama tabii ki 5000 TL demekte fayda var. 5000 TL bu gözle verilir mi? Yani eğer parayı sokakta bulmuyorsanız verilmez arkadaşlar. Bence çok pahalı arkadaşlar. Muhtemelen siz de benim gibi aynı şeyi düşünüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. 5000 lira buna verene kadar birçok şey alınabilir. Bir tane bluetooth kulaklık alırsınız 1000 liraya. Kalan 4000 lira da cebinize kalabilir. Gözün bazı ilginç özellikleri de var. Mesela gözlüğe taktığınızda otomatik olarak açılıyor. Çıkarttığınız zaman müzik dinliyorsanız ya da bir işte film izliyorsanız durduruyor. 3 dakika içinde gözü geri takarsanız tekrar o müzik ya da işte film ya da ne, ne yapıyorsanız devam ediyor kaldığı yerden. Böyle bir güzel bir özelliği var onu söyleyeyim. Onunla ilgili ayarlarda yine az önce bahsettiğim AI Life uygulamasında bulunuyor. İşte buradan bu 4 parmağınızı sıktığınız zaman arama moduna geçiyor. Yani etraftaki bluetooth cihazlarla eşleşme moduna geçiyor daha doğrusu. Bu yan yüzeylerde bulunan işte sesi açıp kapatma, bir sonraki şarkıya atlama gibi fonksiyonları da yine böyle dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. Yani dediğim gibi enteresan bir ürün olmuş. Farklı bir ürün olmuş. Ama hani 5000 lira verip böyle bir şey alınır mı? Yani düşünmek lazım. Çok özel ihtiyaçlar için belki olabilir. Yani Normal gözlük takan birisi için hani buraya normal cam değil de böyle gözlük güneş gözlüğü şeklinde değil ama normal bir gözlük işte numaralı bir gözlük haline getirip kullanılabilir mi? Belki kullanılabilir ya da çok böyle sürekli telefon görüşmesi vesairesi yapıyorsanız belki mantıklı olabilir ama onun için de 5000 lira verip bu alınır mı? O da ayrı bir tartışma konusu. Onu da belirtmiş olayım. Huawei ve Gentle Monster tarafından geliştirilen bu ilginç ürünle ilgili görüşlerimi bu videoda size aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Eğer ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir şey yapabiliyor mu, böyle bir şey yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Youtube kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.